Evet değerli izleyenler, bu karşılaşma ile ilgili detaylar ekranlarınıza geldi. Ekip arkadaşlarımızın keyifli Atina izlenimlerini de ekranlarınıza getirdik. Tabii bir yanda maç havası, bir yanda da Atina'nın güzel tarihi ve havasıyla birlikte bu keyifli izlenimi ekranlarınıza getirdik. Bu akşam saat 19.45'te başlayacak bu mücadele. Temsilcimiz Fenerbahçe, Avrupa kupalarında şu an kalan son temsilcimiz. Hem bugünkü mücadelede hem de haftaya oynanacak diğer karşılaşmada alacağımız puanlar oldukça önemli. Ülke puanı açısından da tabii ki çok önemli diyebiliriz şimdiden. Tabii bu akşam hangi kadroyla göreceğiz Fenerbahçe'yi? Bu da büyük soru işareti. Çünkü takımda da birçok eksik olduğunu söyleyelim. Bu eksikleri de isterseniz şimdi hatırlatmış olalım size. Jiku King ve Mert Hakan bu mücadelede olmayacak. Statü gereği de tabii yazılmayan isimler var. Serdar Dursun, Mert Müldür, Perez ve Serdar Aziz gibi bu oyuncuları bu karşılaşmada göremeyeceğiz. Ama tabii teknik direktör İsmail Kartal'ın kadrosu oldukça geniş. Onların yerine birçok isim de bulacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bir telefon bağlantısı yapacağız. Telefon hattımızda Taner Karaman bizleri bekliyor. Taner hoş geldin öncelikle. Nasılsın? Hoş bulduk Demet. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sana ve izleyenlerimizin de bayramını tekrar kutlamış olayım dünden sonra. Çok çok teşekkür ederiz. Sana da iyi bayramlar diliyoruz. Fenerbahçe Olympiakos mücadelesini konuşalım birlikte. Bugün saat 19.45'te hepimiz için heyecanlı bir mücadele var. Fenerbahçe tabii ligimizde düşündüğümüzde çok iyi olaylarda yaşamadı. En son bir Süper Kupa macerası var ki U19 takımıyla çıkmışlardı. Şimdi dev bir karşılaşma var bu akşam. Nasıl bir Fenerbahçe bekliyorsun bugün? Şöyle ki Fenerbahçe'yi beklerken aynı zamanda sen de anonsu yaparken ülke puan açısından ne kadar önemli olduğundan da bahsetmiştin. Ve Fenerbahçe aslında bu sezon şu anda Avrupa'da Türk takımı olarak tek takımımız olduğunu düşünürsek Türkiye'den Fenerbahçe'nin alacağı puanlar hem kendi tarihi için çok kıymetli hem de Türkiye için çok önemli. O yüzden de Fenerbahçe'nin ben Atina'dan avantajlı bir skorla döneceği kanısındayım. Oynadıkları futbol gerçekten de özellikle Avrupa arenasında oynadıkları futbolu da farklı yerden sınıflandırabiliriz. Bence sınıfı geçer bir oyunu ortaya koyabiliyorlar. Bu karşılaşmada işte Livakovic, Osay, Çağlar, Osterwold, Ferdi gibi klasik bir Fenerbahçe geri beşlisi diye adlandırabilirim. Muhtemel sahada olacak. İsmail İrfan, Şimanski, Fred gibi bir dörtlüyü de muhtemel ön tarafta göreceğiz. Tadis de dahil. Jeko'nun da ileride gol aradığı bir Fenerbahçe görürüz gibi duruyor ki dün oynanan, daha doğrusu dün yapılan basın toplantılarından da en azından İsmail Kartal'ın yaptığı açıklamalardan çıkarttığımızda rakibi doğal olarak da çok iyi tartan bir Fenerbahçe var ve tahmin ediyorum ki biraz kontrollü oyuna başlayan ama sonrasında skor avantajını elde edecek bir Fenerbahçe görürüz gibi geliyor bana Demet. Bilmiyorum dün izlediğinde sen nasıl vücut dilini analiz ettin hem teknik direktör İsmail Kartal'ın hem de Çağlar Söyüncü'nün çünkü gergin zamanlar geçti aslında Fenerbahçe için. Yani ben aslında bu gerginliği biraz İsmail Hoca'da hissediyorum. Zaten İsmail Hoca'nın da basın toplantılarındaki mizacı Türk futbolu kadar gerginleşiyor ama bu tabii mizaç söylem olarak değil. Biraz hani izlediğin zaman hocanın toplantılarını genellikle sorulara verdiği cevaplar, zaman zaman kısa sorulara kısa cevap vermesi gibi yaklaşımları o gerginliği biraz hissedebiliyorsun. Ama tabii ki de orada biraz da insanın karakteri, mizacı da böyle olması da çok doğal. Çünkü zor dönemlerden geçiyor. Fenerbahçe'de, Galatasaray'da, Beşiktaş'ta Türk futbolu adına aslında bakarsan zor dönemden geçiyoruz. Ve bu süreç içerisinde Fenerbahçe'nin de başrollerde yer aldığını düşünürsek teknik adamının da doğal olarak kameralar karşısında gülücükler saçmasını da çok beklemiyoruz. Ve Fenerbahçe'de önemli olan sahada yaptıkları ve son zamanlarda direkt olarak odaklanılmış olan bir Olympiakos karşılaşmasına çıkacak Fenerbahçe. Ve herhalde istediğini alır. Zaten 3 eksik var biliyorsun. Mert Müldür, Serdar Aziz ve Serdar Dursun kadroda yok. UEFA listesine yazılmadığı için olmayacaklar ama Jiku, Mert Hakan ve King de sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almıyorlar. Fenerbahçe bunu hisseder mi dersen, şimdi Jiku'nun yokluğunda Çağlar Osterwold ikilisini muhtemel stoper aslında göreceğiz gibi gözüküyor. Orada bir problem olacağını düşünmüyorum. Zaten Joshua King'i Fenerbahçe çok fazla aramıyor. Orada da yine problem olacak gibi gözükmüyor. Mert Hakan yanında son dönemlerin çok revaçta ismi biliyorsun. Yani oyun olarak da eleştirdiğimiz yerleri var. Evet yani saha içerisindeki yaklaşımları, tutumları vesaire eleştirdiğimiz noktalar var ama
oyun olarak da Fenerbahçe'ye katkı sağlayan bir isim. Belki Mert Hakan dönem dönem oyun içerisinde aranabilir ama onun dışındaki az önce saydığım Mert Müldür, Serdar Dursun, Serdar Aziz, işte Jiku, Mert Hakan gibi isimler ve King gibi isimleri de Fenerbahçe böyle çok büyük oranda arayacağını da düşünmüyorum sevgili Demet. Peki sen bugünkü kadroya dair beklentilerinden aslında bahsettin. Biz de yönetmenimiz o günden rica edelim. Muhtemel 11'imiz vardı. Onun üzerinden de konuşarak gidelim. Bugün ben sabah gazetelere baktığımda da aslında biraz farklı 11'ler de gördüm. Özellikle orta saha özelinde ekranlara geldi. Şimdi kalede bu akşam Livakovic bekleniyor. Savunma dörtlüsü olarak Ferdi, Çağlar Bekao ve Osay var. Orta sahada Fred Krunic ikilisi, önlerinde Szymanski, sağ açıkta İrfan Can, sol açıkta Tadic ve ileri uçta da Batshuayi bekliyoruz. Aslında dediğim, az önce bahsettiğim gazetelerdeki muhabirlerin 11'lerinde de İsmail Fred zaman zaman gördüm. Batshuayi ile Edin Dzeko ihtimali de tabii ki göz önünde bulundurulabilir. Senin bu konuyla ilgili yorumun ne olur? Yani mesela şu an Hürriyet gazetesine bakıyorum. Orada da Dzeko var. Başka gazetelere bakıyorum bir taraftan. Oralarda da senin de bahsettiğin farklı farklı 11'ler görüyoruz. Bu aslında yer yer iyi bir şey. Çünkü şöyle, eğer ki hani kadron öyle bir seviyede değil ki, kulübendeki oyuncu oyuna girdiği zaman kadro kaliteni çok aşağı çekiyordur. O yüzden senin bu şekilde belli belirsiz bir kadroyla, işte her muhabirin farklı kadrolar verdiği bir planlamayla sahaya çıkman bazen problem olabilir. Ama Fenerbahçe'de ben şu anda Edin Dzeko ile Batshuayi arasında devasa bir fark göremiyorum. İkisinin de kendi nezdinde çok önemli özellikleri var. Bunu söyleyebiliriz. O yüzden de kimi gazetede Dzeko'yu görüyoruz, kimi işte televizyonda Batshuayi var ya da işte başka muhabir arkadaşlar farklı bilgiler veriyor ama Fred Krunic konusunda gördüğüm kadarıyla biraz bölünmüşlükler var. Kimi yerde Fred var, kimi yerde Krunic oynayacak gibi bir yaklaşım var. Onun da en büyük sebebi aslında son dönemlerde hatırlayacaksın sen de Fred'in bazı ağrıları falan vardı. Evet. Acaba İsmail Hoca Fred'i ilk 11 başlatır mı, başlatmaz mı soru işareti bu. Muhabir arkadaşlarımızda olan gibi gözüküyor. Ama genel hatlarıyla bu kadro ilk 11 nezdinde Fenerbahçe'ye avantaj sağlayabilecek güce sahip bir kadro. Ama tabii işin rengi nerede belli olur? Eğer ki işin rengi senin ikinci yarıda kulübedeki dokunuşlarına kalırsa ve sen ilk 11'inle oyunu ikinci yarıya çözerek girememiş olursan ve 60. dakika itibariyle istemeyiz ama olası bir Olympiakos üstünlüğüyle maç ikinci yarının işte 60. dakikasına geldiyse işte o zaman kulübedeki elinde kalan oyuncular çok kıymetli olacak. Evet. Fenerbahçe'nin de kulübesi de o zaman ayrı bir değerlendirmemiz gerekecek ama vaktimiz kadarıyla da şunu söyleyeyim. Ülke puanı nezdinde bu sezon Fenerbahçe 18 puan topladı ki son 5 yılda topladığı da 46 puan var ve şu anda bizim ülke puanında 9. sırasında bulunuyoruz. Arkamızdaki İskoçya'nın da takımı kalmadı sevgili Demet. Yani biz her aldığımız puan bizi İskoçya'dan yani 10. sıradan biraz daha yukarıya çıkartacak ve o yüzden de Fenerbahçe'nin konferans liginde son 8'e kaldı, son 4'e kalması çok önemli. Evet. Ve arkamızdan da bir de Çekya geliyor. Yani Çekya ile aramızda yaklaşık 3 puanlık bir fark var diyebilirim. Ve bu 3 puanlık farkın da erimemesi için de Fenerbahçe'nin burada finale kadar yürümesi çok kıymetli. Umarım da bunu başarırlar. Krunic'i son olarak bir parantez içinde sormak istiyorum aslında sana. Çünkü transfer olduktan sonra belki çok şey beklendi kendisinden ama beklentilerin biraz altında kalmıştı. Son hafta birçok sakatlığın olması sebebiyle Adana Demir maçında Zayt'la birlikte orta sahada görev aldı 11'de. Ve o maçtan sonra artık beklenen Krunic ortaya çıktı mı diye de düşündük hepimiz. Bugün acaba 11'de oynarsa yine o yüksek performansını beklemeli miyiz Krunic'den? Yani ben şu noktadayım sevgili Demet. Krunic için performans veremediği fikrine çok katılmıyorum. Yani şimdi Krunic'den ne bekliyorsun? Şimdi Krunic için performansına bakıyorum. Rakip kendi yaralığında %90'a yakın doğru bir hamle başarı yüzdesine sahip. Rakip yaralandaki pas performansı %83 gibi yüksek bir pas başarısına sahip. Rakibin ayağından her maçta 3 kez çok net top alabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. İkili mücadele kazanma yüzdesi %62 gibi yüksek bir yüzde. Topu sürme, dribbling performansı %75 gibi yüksek bir yüzde ve her girdiği 10 hava topunun 7'sini kazanan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani bu Krunic daha ne yapsın dedirtiyor açıkçası ve ben açıkçası İsmail Hoca'nın Krunic'in performansından memnun olmadığını hiç düşünmüyorum.
oyuncu üstüne verilen rolü gerçekten iyi yapıyor ve üstüne verilen bu rolü de iyi yaptığı için de zaten yeterli süreyi de büyük oranda alıyor. Ve bir de oyuncunun, hani bir gün seninle sabah sporunda da ekrana getiririz, ısı haritasına baktığımız zaman orta alana evet, öyle bir hükmeden bir ısı performansı var ki yer yer sağ kanatta, yer yer sol kanatta bakıyorsun, bazen merkezde oynuyor, biraz geriye geliyor, stoper gibi konumlanıyor ve bunu yaparken de o kadar yüksek bir başarı hamle yüzdesi var ki, şimdi böyle oynadığınız zaman da futbol biliyorsun ki hatalar oyunu ve az hata yapan oyuncular genelde iyi oyuncu olarak da adlandırırız ve Krunic bunlardan bir tanesi. O yüzden ben İsmail Hoca'nın bugünkü kadroda ya da işte buna benzer kadroları kurarken evet, Krunic'i hiç böyle geri plan attığında düşünmüyorum sevgili Demet. Peki Taner, çok çok teşekkür ederim sana tüm yorumların için. Umarım güzel bir futbol akşamı olur hepimiz için. Hoşça kal ve tekrar iyi bayramlar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. İyi günler.